Mesela Türkiye'de ümür hakkında hiçbir okulda, bilgi sahibi olmadan, üniversitelerde, din derslerine dahi bile yani bir bilgi verilmez. Halbuki zayıfın, kadının, gencin, ihtiyarın, çocuğun cihad olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümreyi tavsiye etmiş. Hatta ümre ile diğer ümre arası diyor, nasıl ki diyor yani bir ateş demiri böyle tertemiz yapar, eritir. Sizin de günahlarınızı ümre diyor böyle tertemiz yapar. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurur ki vefatından sonra kim Medine Münevvere gelir beni ziyaret ederse hayatta iken ziyaret etmiş gibidir. Ümrede helaller haram olur. Tırnak kesmek helaldir ve temizliktir. Ama ümrede Allah bunu haram yapar, yasaklar. Efendime söyleyeyim ne bileyim saç kıl tüy koparamazsın, derini yırtacak işte kaşınamazsın. En basitinden mesela lavabodan çıkınca elini yıkarsın ama ümredeyken kokulu bir sabunla bunu yapamazsın. Helaller orada haram olur. Ve sen Allah'ın sana normal vakitte helal kıldığını orada haram kıldığı için ümre boyunca işte mikat sınırına geldin. Mesela atıyorum Teennim Mescidi ya da Cürane ya da Hudeybiye ya da Zulhuleyfe gibi mikat sınırları var. O mikat sınırından sonra eğer ihramsız geçersen direkt kurban düşer üstüne. Allah-u Teala sana der ki bunun bedeli sana üzerine kurban keseceksin. İbadet maksadıyla ihramsız geçemezsin. Orada Allahümme inni üredül ümrete ve yessir hali ve takabbel hamin. Allah'ım ümre yapmak istiyorum. Bunu benden kabul et. Bunu bana kolaylaştır. Dua yaparız. Hazreti Resulullah'ın duasıyla ve telbiye vaciptir Kabe'ye göre kadar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike. Buyur Allah'ım buyur. Emrini duyduk. Huzuruna geliyoruz. Mülk senindir. Biz de sana aitiz. Senin eşin, benzerin, ortağın yoktur Allah'ım. Hamd sanadır, şükür sanadır. Buyur Allah'ım emret de gidiyorsun. Nasıl gidiyorsun? Anneden doğdun gibi. Üzerinde hiçbir şey yok. Dikişli bir şey yok. İki parça ihram. Gidiyoruz. Ümrede nedir? Kabe-i Muazzaf sahamızı açıyoruz. Niye sahamızı açtık? Ehli küfre, şeytana, iblise, münafıklara, müşriklere güç göstermesi. Ya Rabbi senin için geldim. Bak soyuldum. Onlara bir pazı gösterirken Allah'a da bedeninle geldiğini, dünyayı terk ettiğini gösteriyorsun. Sağ elinle, sağ ahit elidir. Hoca ise taşı da seni kayda alıyor. Öptün, yüzüne sürdün. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. İbrahim Aleyhisselam'a geldin makamına. Niye Kabe-i Muazzama'yı o taşla yükselterek inşa etmiş? Ya Rabbi ben de senin dinini, Hazreti İbrahim sen bu Kabe'yi yükselttiği gibi seni yükselteceğim, bu sancağı alacağım. Orada hatim kısmına gelirsin. Orada hatim kısmında Salahaten Tüncün'a ya da Yunus Aleyhisselam'ın duası La İlahe İllâ Ente Subhâneke İnni Kuntü Minez Zâlimîn, Eyüp Peygamber'in duası Rabbi İnni Mesenû Ente Erhamurrahim gibi dualar devam edersin. Üktün Yemane'ye gelirsin. Yemen'e bakan köşede. Orada Salli Barik ve Rabbena Atina Rabbena Fili'yle Hacı Esved'e kadar gelirsin. Ve Kabe'ye tekrar Hacı Esved'e selam verirsin. 7 defa Kabe'de tavaf edersin. Her dönüşe bir şap denir. Bitince müsait bir yerde, şimdi illa makam İbrahim'in arkası demeyin çünkü orada izdiham oluyor. Müsait bir yerde 2 rekat namaz kılarsın, ilk rekatta kafirinken İhlas suresi hemen ne yaparsın namazı kıldıktan sonra tavaf namazını doğru Safa ve Merve Allah'ın ayetidir diye başlarsın tekbirlerle Allahu Ekber Allahu Ekber ve Safa ve Merve'de Hacer annemizin adından yetişerek 7 defa sayını yaptıktan sonra saçlarını kesersin, ihramdan çıkarsın. Ümre özetli en hızlandırılmış programla bunu anlatabilirim. Normalde internete girdiğiniz zaman saatlik ümreyi anlatıyorum. 5 saat aşağı yukarı. 5 bölüm halinde şeyde var. Ümre nasıl yapılır deyince Google direkt beni gösteriyor. Elhamdülillah ümrecilerimizi çekmiş tamamen doğaçlama. Oradan izleyebilirsiniz. Video kısmına da koydum. Oraya izleyicilerimiz baksın. Şimdi ümreciler ümresini bitirdi. Ziyaretlerini yaptırdık. Türkiye'ye gelince ben havalimanında onları tekrar topluyorum. Şimdi başlıyor. Siz orada Allah'ın size helal kıldıklarını haram kıldığı için dikkat ettiniz ümre boyunca. Ömre bedel bir ümre olacak. Ümre kulluğun talimidir. Şimdi nasıl yaşayacaksın? Ümredeyken sana dedin ki sen Allah'ım sen bana helali burada haram yaptın. Çok basit yani sabuna kadar haram kıldın bana. Ben senin haram dediğin için helallerinden çekinen bir kul olarak şimdi zaten haramlarından çekilmek bana daha kolay daha gelecek. Kolay. Ne yapacağım? Ümredeyken gıybet, kötü söz söylemek, kavga etmek, birini kırıcı bir söz söylemek, dedikodu yapmak, bir canlıya zarar vermek zaten yasak. Normal hayata geldin, kimsenin kalbini kırmayacaksın, sadakatli olacaksın, dürüst olacaksın, yalan söylemeyeceksin, dürüst ticari olacaksın ve İnsanlar seni gördüğü zaman yolunu değiştirilen bir insan olacaksın. Öyle bir Müslüman model olacaksın ki seni gören insan Müslüman bile olmasa diyecek ki bu el emindir. Ben buna güveniyorum, buna selam vermem lazım. Sana hürmet edecek, sana değil, senin temsil ettiğin davaya. Ama maalesef öyle bir zamana gelmişiz ki hani Müslüman Müslümandan çekiniyor yani.
aynaya baktığı zaman adam kendinden kaçacak, o hale gelmiş. Bu da maalesef ahlak-ı Resulullah ile ahlaklanmadığımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyamamamızdan kaynaklanan bir şey geliyor. Bunu da Üstad-ı Muhterem'in Bezman Hazretleri'nin Mucizat-ı Ahmediye diye risalesi vardır. Bu vesileyle biz Ümre'de bunları işliyoruz. Yani bütün Ümrecilerim şahittir. Hocam Allah sizden razı olsun. Biz Ümre ibadeti yapmakla kalmadık. Bunun şuuruna vardık. Niye? Çünkü siz çocukların diri diri gömüldüğü yere gösterdiniz. Oradaki hadiseyi anlattınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke Medine'de Şakk-ı Kamer mucizesini anlattınız. Ağacı yanına çağırdığı zaman hangi ağaç nerede geldi bunun bölgesini gösterdiniz. Hazreti Hatice annemizin evini Resulullah'ın yaşadığı bölgeye gösterdiniz. Buraları bize Siyer-i Nebevi'den hadislerden tek tek anlattınız ve yürürken fark ettik. Mesela bizim ümmete Kabe'ye gelirken gözleri hep doludur. İlk görüşte değil, sonra da ağlarlar. Niye? Çünkü Kabe'ye gelen Abdullah İbni Mesud Hazretleri'nin kıssasını anlatmışımdır. Başka bir yayında, programda inşallah bunları anlatır. Çok uzun sürer. Bak, söz hakkı verdiği için, misafir ettiği için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah birlikte de böyle bir aile olarak beraber Kudüs'e de inşallah gideriz. Allah'a evet. Yazıp Gmail Yasin zaten Süleyman Yasin Akdeniz gmail.com dedi mi direkt ulaşır zaten. Süleyman Yasin Akdeniz gmail.com. Facebook ve Twitter'da aynı şekilde ulaşır. Hatta Ümre nasıl yapılır diye sorsun Google'a, direkt bize ulaşacaktır yani. Evet.